Şu soruyu bilmemiz elbette ki bizler için elzem olacaktır. Bir insan düşünün, İslam ile müşerref olmak istiyor, İslam ile tanışmak istiyor ama ne yapacağını bilmiyor. Kıymetli müminler, bu sorunun cevabı İslam akidesinde haramlardan kaçınmaktır. Bir insan haramlardan kendini azat edecek, haramlardan kurtulacak, ardından Rabbisinin huzuruna el açıp tevbe edecek. Ya Rabbi, sana geldim, ben geldim, beni affet Allah'ım deyip haramlarından sakındığı müddetçe Allah'ın sevgili kulları arasına girmeyi hak edecektir kıymetli müminler. Bizler İslam akidesinin bu temel gayesi olan İslam ile müşerref olmak istiyor isek veya İslam'ı iliklerimize kadar hissetmek istiyorsak haramlardan kaçınmalıyız kıymetli müminler. Neden? Çünkü Allah katında sevgili, sevimli bir mümin olabilmek istiyorsak kendi günahlarımızdan, hatalarımızdan, prangalarımızdan kurtulmamız gerekir. Eğer bir havuz inşa etmek istiyorsak öncelikle bataklığı kurutmamız gerekir. Eğer biz o bataklığı kurutmadan istediğimiz kadar litrelerce su dökelim yine o su temizlenmeyecek. Evveliyatla o bataklığı kurutmamız gerekir. Doktorların biz hastalara uyguladığı tedavi de böyledir. Öncelikle hastalığı teşhis edip, tedavi edip, tedaviden sonra bizlere vereceği takviyelerle, vitaminlerle, proteinlerle vücudumuzun eski düzenine gelmesini sağlarlar. İşte iman da, İslam da böyledir. Öncelikle kendi hatalarımızdan, kendi günahlarımızdan, kendi prangalarımızdan kurtulacağız. Ardından temiz bir tevbe ile Allah'a tevbe edeceğiz. Sonunda da Allah-u Teala'nın rızasına erişebilmek için elimizden gelen gayreti yapıp cennete gitmeyi arzu edeceğiz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında da bu böyleydi. Allah'ın ayetinde de bunlar anlatılıyordu. Kıymetli müminler, bakın. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَامَنُوا تُوبُوا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوحًا Ey iman edenler, temiz bir tevbe ile Allah'a tevbe edin. Bakın, günahlarından sonra temiz bir tevbe ile, samimi bir tevbe ile, bir daha yapmayacağım niyetiyle tevbe eden bir mümine Allah ne vaat ediyor biliyor musunuz? عَسَى رَبُّكُمْ اَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ Umulur ki Rabbiniz sizi affeder. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter buyuruyor. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Kıymetli müminler, Rabbiniz sizi altlarından ırmaklar akan cennetlerine koyar buyuruyor. Yeter ki tevbe etmesini bilelim. Samimiyetimizle, içimizden gelerek, vicdanımızla tevbe etmesini bilelim. Öncelikle kendi günahlarımızdan arınalım. Allah'ın helal dediği, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin helal buyurduğu şeylere gittiğimiz müddetçe Rabbim bizleri inşallah cennetine koyacaktır kıymetli müminler. Yeter ki biz günahlarımızdan arınalım. Bizler günahlarımızdan arınmış bir şekilde bir kere Sübhanallah desek Allah bizi kalpten gelen bir Sübhanallah ile cennetine koyabilir. Kıymetli müminler, bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında da böyleydi. Cahiliye devrinde her türlü çirkinliği yapmış kız çocuklarına, kadınlara, yaşlılara bütün eziyeti yapmış bir insan, kafir, münafık olarak yaşamış bir insan, اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ ayet-i kerimesine müşerref olabilmek için, İslam ile tanışmak için Peygamber Efendimiz'in huzuruna geldi. Tevbe etti Allah'tan. Efendimiz onu İslam ile müşerref kıldı. Bir gün sonra, bir hafta sonra
hak dini namına savaşta kahramanca savaştı. Allah'ın dinini yüceltmek için kalbiyle savaştı ve şehit oldu. Efendimiz onu diğer arkadaşlarına bir gün, bir hafta Müslüman yaşadı diye, kalpten yaşadı diye diğer arkadaşlarına onu işte falanca kimse şehittir Allah katında diye tanıttı. Bizler yaşantımız itibariyle neden böyle olmayalım? Neden hala prangalarımızdan kurtulamıyoruz? İşte bunun müsebbibi temiz bir kalp ile Allah'a secde etmemiz kıymetli müminler.